Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz milli seyir füzemiz SOM. Şu anda ne durumda? Daha ne kadar geliştirilebilir? Veya bizim için bir S-400 hava savunma sistemi avlayabilir mi? İncelemeye başlayalım. Ülke olarak seyir füzesi yapma konusunda bilgilerimiz her geçen gün artmakta. O hep hayallerimizi süsleyen 1000 kilometrelik olanları da yakın zamanda göreceğiz gibi. SOM gibi füzelerden hareket ve görüş sistemlerini üretebilmemizden kaynaklı önümüzde tek bir engel kaldı, o da motor. Ama Kale grubunun bu işe el atmasıyla motor problemi de çözülmek üzere. Bize gereken şey biraz daha zaman. KTC-3200 dediğimiz milli turbojet motoru sayesinde artık kendi SOM füzelerimizde de bu motoru kullanabileceğiz. SOM'a gelirsek kendisi milli imkanlarla ürettiğimiz bir seyir füzesi. Temelde 6 ayrı tipte çeşidi var. Hepsinin görevi ve amacı farklı. SOM-A, SOM-B ve C serisinin özelliklerine bakacak olursak ortalama 600 kilogram ağırlığında ve 230 kilogram ağırlığında da harp başlığı taşıyabilmekteler. Tabi içerisindeki ekstralar yüzünden B ve C serisinde bu sayılarda küçük oynamalar olabilir. Menzilleri ise 250 kilometre civarında. Bu mesafeden santimetre seviyesinde hedeflerini bulabilmekteler. 250 kilometre deniyor ama şu anki haliyle bile bunun üstüne çıkabileceğine inanıyorum. Bu verilen yere yakın bırakmayla garanti sayısı. Eğer siz bir uçağa 15.000-20.000 metre yüksekliklere çıkartırsanız ve hızını da arttırıp bu mühimmatı bırakırsanız haliyle zaten sahip olduğu ivmelenmeyle daha uzak mesafelere gidebilecektir. KGK güdüm kiti bile bu ivmeyle 100 km gidebiliyorsa SOM en azından 280'lere 300'lere ulaşabilir. Genel özelliklerine dönersek SOM A füzesi dışta kalan kara hedeflerini vurarak geniş alanları tahrip etmek için kullanılmakta. Diğerleri gibi ekstra kızılötesi sensörleri ve ekstra güdüm kitleri olmadığı için bir tık daha ucuz. Duyarlı hedeflerden ziyade üst bölgeleri ve sabit kara hedefleri için kullanılması daha olası. Barış Pınarı Harekatı'nda rejimin elindeki 93. Alay Karargahı'nı bu füzeyle vurduğumuz söyleniyor. SOM B1 ve B2'ye gelirsek kızılötesi arama sensörleriyle ve ekstra güdüm kitleriyle zaten hassas olan mühimmatın daha hassas hale getirilmiş versiyonları. SOM B1'i özellikle hava savunma sistemlerine karşı kullanabiliriz. Vurabilir mi? O konuya ise en son değineceğim. O yüzden B2'ye geçelim. SOM B2 ise önünde ardışık delici bir başlığa sahip. Sert betonarme yapıları ve sığınakları delmesi amacıyla yapıldı. Bir sığınaktayken SOM A ve B1'den kurtulabilirsiniz. Ama bunu B2 için söyleyemeyiz. Çünkü 2 metre betonu delebilme özelliği var. Eğer siz B2'yi 5 katlı bir binaya atıp delme komutunu verirseniz SOM o 5 katı delerek bodruma ulaşacaktır. Ekstra korumalı bir sığınağınız olmadığı sürece kaçışınız zor. SOM C1 ve C2'ye gelirsek genelde deniz hedefleri için kullanılmak üzere içerisinde kement veri bağı bulunacak. Acak derken C serisi diğer SOM'lar gibi daha yapılmadı. Şu anda üzerinde çalışılmakta. Muhtemelen metal delebilme özelliğinde olacak ve düşman gemilerini şaşırtma amacıyla daha akıllı bile olabilir. Denizde tamamen düz bir alan olduğundan düşman hava savunma sistemlerinin bir füzeyi engellemesi biraz daha kolay. Seyir füzeleri coğrafi alan şekillerinden yararlanamıyor ve açık hedefler haline geliyorlar. Bunu çözmek için de atmaca gemi savar füzesi gibi yükselip dalış yapmak gibi hareketlere girişebilir. Çıkınca hep birlikte göreceğiz. Son füzemiz olan SOM J'ye gelirsek, F-35 projesi için üretilmiş, uçağın içine sığabilmesi için küçültülmüş, gizli karakteristikte bir seyir füzesi. Hem kara hem deniz her hedef için kullanılabilmek gibi bir özelliği var. Tabii küçük olduğundan menzili de 200'lere kadar düşmekte ve harp başlığı da neredeyse yarı yarıya daha az etkili. Ama hala etkili. Eğer F-35 projesinden çıkarılmasaydık SOM J sayesinde F-35'in satıldığı her ülkeye bu füzeyi satarak aldığımız uçakların parasının yarıya yakınını karşılayabilirdik. Çünkü bunlar ucuz mühimmatlar değil. Neyse yapacak bir şey yok ya, milli muharip uçağımıza kısmetmiş. Uçak hazır olmadan bir mühimmatı hazır diyelim. Gelelim bir S-400'ü bir hava savunma sistemini vurma konusuna. SOM bir S-400'ü vurabilir mi? Geçen günlerde birkaç pantserin SİHA'larımız tarafından vurulmasını izlemiştik. Hatta bundan da öte 25 km irtifa ve 45 km menzili olan Buk M2 hava savunma sistemi de yavaş SİHA'larımız tarafından vuruldu. Korel sisteminin radarlarını kör etmesi sonucu veya söylenene göre, ne kadar doğru bilmiyorum, bir İHA'nın kendisini yem yapmasıyla bir başka SİHA tarafından vuruldu. Gerçekten başarılı. Ama bakacak olursak bu hava savunma sistemlerini bölgede tek başlarına yalnız olarak görüyoruz. Bir hatalarına, bozulmalarına, kör edilmelerinin üzerine bu eksiklerini telafi edecek başka bir sistem yok.
direkt açık hedef oluyorlar. Modern ordularda ya da dev S-400 bataryalarında yanlarında mutlaka kendilerini kapatacak başka sistemler de olur. Bakarsak şu şekilde, temelde geniş alanları tutabilen bir S-400 bataryası, biraz ileri mesafesinde üç tarafında orta menzilli hava savunma sistemleri ve bunların yanında da kısa menzilliler bulunur. Bu şekilde bölgeyi tam olarak kapatabilirler. Birinin vuramadığını diğeri vurarak ana bölgeye hiçbir şeyi yaklaştırmamaya amaçlarlar. Elinizde de gizli bir seyir füzesi veya hipersonik füzeler olmadıkça vurmanız çok zor. Üstelik S-400 gibi gelişmiş sistemlerin radarları aynı anda yüzlerce hedefi takip edebildiklerinden üst üste atışlarla bile amacınıza ulaşamayabilirsiniz. Peki ne yapılabilir? Saldırı yapabileceğiniz bölgeye yakınsa eğer şu anda yaptığımız gibi Korel sistemiyle kör edilerek bir batarya vurulabilir. Son füzemiz yakın hava savunma sistemlerine vurulmamak için yükselip alçalmak gibi hareketlerle ve araziyi kullanarak hedefine ulaşabilir. Tabii ki ya bunlar yine ihtimaller. Bir bataryayı hedef almak çok sıkıntılı işler. Tam olarak ne olacağını bilemeyiz. Ama bugün Suriye'deki S-300 sistemleri için bunları söyleyemeyiz. Rejimin elinde fazla imkan bulunmadığı için geniş bir savunma tabakası oluşturabilmiş değiller. Gerektiğinde Korel kullanarak ya da bu S-300'lerin sınırlı sayıda füzesi olduğu için önce ucuz balistik füzelerle içerisindekileri harcatıp sonradan pahalı seyir füzemizle Suriye'deki o S-300 grubunu devre dışı bırakabiliriz. Vurduğumuz Pantsir ve Buk'tan da gördüğümüz kadarıyla böyle bir kabiliyetimiz de var. Yani gerektiğinde özellikle son B1 tam teşekküllü modern bataryalar olmadığı sürece istenirse Suriye'deki S-300 gibi sistemleri yardımlarla devre dışı bırakabilir. Peki madem böyle bir sistemimiz var, neden Suriye'de aktif olarak kullanmıyoruz? Çünkü SOM kaliteli olsa da elimizde çok sayıda bulunmayan pahalı bir sistem. Tanesi 1.1 milyon dolar civarlarında. Bir yeri zaten bombalarla veya SİHA'larla vurabiliyorsanız fazladan neden 1 milyon dolar atasınız? Ama hava sahası düşman jetleriyle birlikte tam olarak kapatılmışsa, SİHA'yı bırakın F-16'lar bile yüzlerce kilometreden fazla yaklaşamıyorsa, işte o zaman SOM'un tam olarak ortaya çıkma vakti gelir. O zaman bu parayı harcamanız gerekir. Bölgeye yaklaşmadan, engellenmeden istediğiniz kara veya deniz hedeflerini vurmaya çalışabilirsiniz. Elimizde az sayıda olması konusunda da 2018 yılının sonuna doğru imzalar atıldı ve 415 adet daha SOM füzesi envanterimize katılacak. Bize katacağı güç çarpanını bir düşünün. Şöyle bir örnek, hepsini Yunanistan'a atmaya kalksak ülkelerinde önemli, kritik bir bina kalmaz. O derece etkili olur. Gelelim geliştirme konusuna. Bu füze daha ne yönde veya nasıl geliştirilebilir? Başta dediğim gibi geliştirme olarak önümüzdeki en büyük engel motor. Yurt dışından tedarik etmemizden dolayı 250 km engeline takılmaktalar. Bunun üstüne çıkmamız için illaki kendimiz yapmamız gerekli. KTC 3200 dediğimiz turbo jet motorumuz tamamlanınca ve seri üretimi başlayınca bu sorunu da gidermiş olacağız. Amerika'nın AGM-86B olarak adlandırılan SOM'a benzer bir seyir füzesi var. Azami hızı SOM gibi 890 km'lerde. Boyutu ve ağırlığı ise yaklaşık 2 katı ama bu sayede 250 km yerine 2400 km'lik bir menzili var. Bu menzili ona verense 2.4 kN yani kuvvet birimi güç üreten motorları. Bizim KTC'mizin ise üretmesi planlanan gücü 3.2 kN. Bu da demektir ki KTC üretilirse SOM füzesinin arka kısmı uzatılarak daha fazla yakıt alması sağlanabilir ve rahatlıkla 1000 km seviyelerine çıkartılabilir. Hatta Amerika bu füzelere nükleer başlık bile koyabilmekte. Bizde nükleer olmasa bile geliştirildiğinde taşıyabileceği 800 kilogram ile ilk SOM'larla aynı fiyata geniş alanları etki altına alabiliriz. Kıtaların arkasındaki hedefler bir motor kadar uzağımızda. Geldik sona. SOM hakkında sizin de düşüncelerinizi almak isterim. Yorumlarda tartışalım.